Şimdi hiç şüphesiz şöyle bir tablo var önümüzde. Eğer Anayasa Mahkemesi mevcut siyasi iktidarla, AK Parti ile ve Sayın Cumhurbaşkanı ile bir kavga görüntüsü vermeye başlamamış olsaydı son bir yıldır, o zaman Anayasa Mahkemesi'nden niye çekiniliyor veya bu tedirginliğin sebebi ne? Yargıdan yargıya kuşkuyla bakmanın sebebi ne diye sorabilirdik. Ama son bir yıldır Anayasa Mahkemesi Başkanı'dan başlayarak ve verdiği kararlarla da alakalı olarak siyasi iktidarla bir kavga görüntüsü, bir üçüncü bir muhalefet partisi görüntüsü, dördüncü bir muhalefet partisi görüntüsü vermeye başladı. Yani diyelim ki 70 bine yakın başvuru var, bireysel başvuru var. Bunların içerisinden seçiyor mevcut iktidarı en fazla sıkıntıya sokabilecek olan şeylerden birisi, diyelim ki baraj, seçim barajı. Ondan çok daha önce yapılmış başvuruları bir tarafa bırakıyor. Onları bırakıyor. Ve bireysel başvuru niteliğinde görülmeyeceği tartışmalı. Hatta görülmesi mümkün olmayan. Yani iki kişi başvurmuş barajla ilgili. Seçim barajıyla. Bunun bireysel başvuru hakkı sayılıp sayılmayacağı hukuken çok tartışmalı bir şey. Onu bırakıyor, içinden bunu alıyor ve diyor ki biz önümüzdeki hafta buna karar vereceğiz. Bir iki gün içinde. Doğrudan doğruya Türkiye'nin 5 ay sonra Türkiye seçime gidiyor. Siz o seçim öncesinde böyle bir belirsizlik tablosu meydan getiriyorsunuz insanların, partilerin zihninde. Bunun yargıçlıkla, yargıyla bir alakası yok. İzah edilemez bu. Aynı şey Türkiye'de mevcut siyasi, yani ortadan işte merkez medya, herhangi bir Milliyete, işte Hürriyete, Sabaha, Habertürk'e demeç verse değil. Mevcut siyasi iktidarla husumet halinde neredeyse kavga veren bir gazeteye demeç veriyorsunuz. Veya bir öyle bir gazeteciyle mülakat yapıyorsunuz. Bütün bunlara baktığınızda siyasi iktidarın ya bu bize bir tuzak kuruyor demesinden daha tabii ne olabilir?